Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Sokak Konuşuyor'dasınız. Günlerden cumartesi, saatlerimiz tam 17.50. Ben Rüya Yıldız. Haftanın 3 günü ekranlardayız biliyorsunuz ve Antalya'nın çeşitli yerlerinde, en güzel noktalarında vatandaşla sohbet ediyorum. Peki bugün neredesin Rüya derseniz, şöyle bir geliyor şu anda ekranlarınıza. Çok güzel bir pazardayız. Tezgahlar rengarenk. Pazarcı esnafımıza bir el sallayalım. Bir el sallayalım kameralarımıza. Onlardan da selamlarımızı aldık. Bugün efendim pazarda biraz sohbet edeceğiz. Sokak Konuşuyor da pazarın nabzını tutacağız. Bakalım insanlar bu yağmurlu havada niye özellikle pazardan alışveriş yapmayı tercih ediyorlar? Bu soruyu soracağım. Birazcık da onları tanıyacağız. Keyifli sohbetler gerçekleştireceğiz. Hazırsanız Sokak Konuşuyor Güzel Oba semt pazarında başlıyor. Efendim son dönemlerde herkes, şimdi böyle pazara gelince biraz tezgahlara da göz atalım istedik. Herkes aslında bol bol avokado tüketmeye başladı. Ben şimdi Uğur Bey'e bir soracağım. Önce bir tanışalım. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Tanıyabilir miyiz sizi? Uğur, ben pazarcılık yapıyoruz. Semt pazarlarına çıkıyoruz. Genelde bizim sattığımız ürün avokado. Kendimiz Alanya'dan gidip getiriyoruz. Yerli ürünümüz. Bu sene biraz sıkıntılı gerçi de, yani ağaçlarımızda bu sene az mahsul aldı. Onun için biraz fiyatlar da yüksek ama biz yine en uygununu getirmeye çalışıyoruz yani. Hastalık mı oldu hava şartlarında? Yok, hastalık yok. Bu avokadonun mevsimi böyle. Bir sene çok verir, bir sene az verir. Geçen sene boldu. Yani iyi avokadoyduk ama bu sene biraz düşük yani. Aynen. Avokadonun nazlı olduğu dönem varmış. Bu sene nazlı avokado. Biz nasıl anlarız bu avokadonun iyisini, güzelini? Ya avokadonun normalde şu an Alanya bölgesinde, Antalya bölgemizdeki en bütün çeşitlerimiz de güzel. Sadece bir ithal çeşidi var. Onlar hariç. Diğerleri hepsi de yani Alanya'mızın, kendi Gazipaşa Alanya'da getirdiğimiz ürünler. Güzel yani. Genel olarak güzel. İlk başta ama şu has dediğimiz şu tırtırlı olan şu cinsi biraz daha yağ oranı yüksek. Şunlar lezzetli olur. Bunlar fuerte daha bir güzel olur. Yani şu anki çeşidimiz zaten dönem dönem çıkıyor. Şu anki has bir de fuerte dönemindeyiz. Şu an bunlar çıkıyor yani, bunlar üretiliyor. Bunlar has olanlar. Peki bu rengin mesela içerisi en olgunu bu demek mi, yoksa rengi cinsi? Yok, böyle cinsi böyle bunun. Rengini yani olgunlaşmasını anlamak istiyorsak böyle dokunacağız hafif böyle ama parmaklamadan. Pazarcılar kızıyor ama öyle. Ama pazarcılar niye kızıyor? Pazarcıların kızma şeyi var yani. Şunu bir müşteri gelip şöyle bir olgunlaşmasına bakıp var. Bir de şöyle var. Şu şekilde baktın mı zaten anlarsın hayır. Şu şekilde yaptın mı zarar vermezsin. Ama parmakla dokundun mu hepsini delersin olgunlaştığı zaman. Öyle avokadoları parmak. Şöyle elle avucu aldın mı, şöyle hafif şekilde yaptın mı zaten belli olur büyük ihtimal. Yani olgun olmadığını belli olur. O şekilde anlarız. Antalyalı mısın? Yok, ben Siirtliyim aslında. Siirtli mi? Aynen. Var Siirtli mı orada akrabalar? Nerede? Siirtli var var. Var var tabii. Onları bir el sallayalım mı? Tabii, el sallıyoruz. Hepsine çok çok selamlar. Selam olsun efendim. Güzel Antalya'mızdan tüm Siirt'e de sevgiler, selamlar. Hayırlı bereketli satışlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sokak Konuşuyor da Güzel Oba'da semt pazarındayız dedik. Bugün hava oldukça yağışlı ama pazar yine kalabalık tabii ki. Herkes evine alışverişini yapıyor. Tam öğlen saatleri kalabalık olmaya başladı. Ben de şimdi herkese sohbet etmeye devam edeceğim. Hadi siz de buyurun. Efendim şimdi geldik, şöyle kütür kütür elma tezgahındayım. Her gün bir elma yersek sağlıklı olurmuşuz. Evet. Evet. Çok şekersiniz. Elma yersen yanakların da kızarır. Elma gibi olur. Evet. Nasılsınız? Tanıyabilir miyim? Biz Isparta gelen dostuyuz. Kendimiz üretiyoruz. Kendimiz satıyoruz. Evet, çiftçiyiz. İşte böyle hem satıyoruz hem yiyoruz. Elma gibi oluyor. Aynen öyle. Peki satışlar nasıl? İyi. Allah bereket versin. Güzel işler, güzel yani. O kadar kötü değil. Yağmurlu hava etkiliyor mu? Tabii ki. Yağmurlu oldum etkiliyor ama o kadar da olacak yani. Tabii ki. Yağmazsa da olmuyor ya. O da bereket. Evet, o da bereket. Peki şunu sorayım size. İnsanların özellikle mesela pazarı çok seviyoruz. Biz millet olarak pazara gelmeyi, alışveriş yapmayı. Pazara gelmenin avantajları neler? Niye bu kadar çok pazar seviyor? Seçe seçe alıyorsun. Seçme şansın daha çok. Ama markete gittin mi paketli alırsın, paketli yersin. Ne varsa onu alıyorsun. Evet. Bir de şöyle de bir şey yok mu? Burada sohbet edebiliyorsun. Evet. Yani şimdi 20 senelik müşterilerimiz var. Geldiği zaman hiç bize elmayı ya şöyle böyle demek yok. Hemen seçiyor, kendisi alıp gidiyor. Artı bir de onları iyice tanıdık. Elmacı olduğumuzu da biliyorlar.
elmacı olduğumuzu bildiği için gelip hiç güvenerek götürüyorlar. Ama kendimiz biz ilaçsız yetiştirmeye çalışıyoruz yani. Organik yani. Genelde organik yani. Kendi yemediğini satmıyorsun. Hayır. Onu da sirke yapıyorum. Sirke yapıyorum. Evet. Elma sirkesi çok sağlıklı. Evet. Sabahları mesela biraz aç karnına içsen çok faydası var. Zayıflatıyormuş. Evet. Hem zayıfla diyor hem boğazın enfeksiyonları gidiyor. Sabahları elma sirkesi içerseniz ablam gibi olursunuz. Aynen. Değil mi? Bir de elmayı yedik. Verirsiniz. Kilolar. Evet. Yaz da geliyor. Kilosunu verirsin yani. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı satışlar diliyorum. Çok sağ olun. Efendim şimdi hanımefendiyle de konuştuk. Kendisi de söyledi, yaz geliyor biliyorsunuz. Yavaş yavaş insanlar, özellikle hanımlar, kilo verme derdine düştüler. Daha sağlıklı, daha fit olmak istiyorlar. Özellikle Antalya'da yaz çok uzun geçiyor. Dolayısıyla sağlıklı besleniyorlar. Tabii pazar alışverişinin böyle de bir artısı var. Çünkü pazardan aldığımız her şey çok sağlıklı oluyor, en doğalı oluyor. Aynı zamanda da vücudumuz için de fit kalmamıza yardımcı oluyor. Siz de bu konuyla ilgili düşüncelerinizi bana yazabilirsiniz. Kendi Instagram hesabıma veya Kanal V'nin hesabına lütfen düşüncelerinizi bizimle paylaşın efendim. Güzel Ova'da Sokak Konuşuyor devam ediyor. Efendim bugün dedik ki Antalya'mız yağmurlu, herkesin elinde şemsiyeleri var. Şemsiyelerini kapatıp kapalı pazarda aldılar solu. Allah'ım keyif yerinde nasılsınız? İyiyim canım, sizler de iyisiniz. Yüzünüz gülüyor, biz de çok iyiyiz. Ya her zaman gülsün yüzünüz. Yüzünüz her zaman gülsün yavrum. Peki bu hayat enerjinizi nereden alıyorsunuz? Vallahi hayata güzel bakarak. Böyle bakıyorum. Hep kötülükleri düşünürsek hayat biter. Hep iyilere bakmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımı seviyorum. Hele yavrularım, torunlarım bana yetiyor. O kadar. Onlardan alıyorum enerjiyi. Onların hepsini o zaman bir öpelim, buradan el sallayalım. Öptüm. Hepsini salladım. Hepsini öpüyorum. Onlara ya. Şimdi o zaman alışveriş yapılacak pazardan. Yok. Onlar yaptı. Yaptılar. Ben yapıyorum kendime. Çocuklar yaptı. Şimdi kendime. Şimdi kendime yapıyorum da. Alacağım sadece salatalık ve biber. Bakıyorum çok pahalı. 15 lira. 10 lira. Acaba dedim akşam üzeri daha mı şey olur? Genelde. Şimdi ona şöyle bir dolaşacağım. Gücümüzün yettiği kadar bütçemize göre. Ufak tefek alışverişimizi yapacağız evet. Aynen öyle canım. Peki, pazardan alışveriş yapmanın avantajları neler? Biz milletçe çok seviyoruz. Tabii ki şöyle sebzelerin her şeyin gözümüzün önünde daha güzel. Hani elini sürüp alabiliyorsun. Ya yani daha o bakımdan tabii pazar başka oluyor. Daha keyifli oluyor her şeyden. Hem seçebiliyoruz. İşte diyorum ya. Hem de sohbet ediliyor pazarda. Evet işte diyorum ya, ben burayı çok oldu oturalı 17 sene. Hep herkesi tanıyorum onun için. Sohbet ederek alışverişimi yapıyorum. Ne güzel, harikasınız. Biz bile tanışıyoruz artık. Değil mi? Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Efendim Sokak Konuşuyor da bizim amacımız herkesle sohbet edebilmek, keyifli sohbetlere konu açabilmek biliyorsunuz. Bugün de pazardaydık. Fiyatlardan konuşuyoruz, insanlarla sohbet ediyoruz. Pazardan alışveriş yapmanın avantajlarını konuşuyoruz. Peki Rüya, elindeki ne? Şöyle rengarenk balon. Çünkü pazarda baloncular da var. Mesela Tuncay Bey var. Tuncay Bey'le tanıştıracağım sizi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok şükür elhamdülillah. Yağmur yağıyor. Bereket. Evet. Tanıyabilir miyim sizi biraz? Ben Ankaralıyım. İsmim Tuncay. Burada oturuyorum. Döşem altında oturuyorum. Hepsi bu işte. Döşem altında oturuyorum dediniz. Yaş kaç? Kaç yaşındasınız? 43 yaşındayım. Nasıl geçti efendim hayatınız? Bilmiyorum ki abla. 16 yaşından sonra hayatım çok değişti. 16 yaşında oturdum tekerlekli sandalyeye. Ondan sonra bazı şeyler çok geldi gitti. Neler yaşadım neler. Yani bir kitaba yazsam bile sığmaz. Anlatacak bir şey sığmaz. Yani bilmiyorum. Roman olur denilen cinsten. Çok roman da geçer yani benimki. Ya ne bileyim. Sokakta da yattım. En sonunda evlendim, kurtuldum elhamdülillah. Şimdi evlisiniz. Evliyim efendim. Ne zaman, kaç sene oldu? 13 sene oldu. Maşallah. Evet. Mutlu musun? Çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin inşallah. Çok mutluyum. Nasıl karar verdiniz evlenmeye? Karar şöyle verdim. Şimdi otelde kalıyorum. 20 milyon otele veriyorum. Tamam, o mühim değil.
Bunun yemeği dışarıdan, affedersiniz, banyosu dışarıdan, elbisesi dışarıdan, her şey dışarıdan. Yani günlük kesin 50 milyon para ediyorsunuz. Dedim ki kendi kafama, kendi kendime dedim ki ya dedim günlük 50 milyon verebiliyorsan sen rahatlıkla evlenebilirsin dedim. Ve gönlümün prensini Isparta Eğirdir Kemik Hastanesi'nde buldum. Orada bir kızla tanıştım. Ve orada tanıştığında evlendik, çıktık geldik. Tabii 3-4 ay sonra oldu bu olay. İlk görünce böyle aşık oldunuz. Şöyle oldu. Ben içerideydim. Hani film çektirme filan davasına uğraşıyordum. Kafam döndü. Dışarı çıktım. Çay içiyordum. Yağmur aynı yağmur. Çok nazik, kibar. Böyle var ya, çok yani bir aşk yağmuru gibiydi. Ondan sonra 5 dakika geçmedi aradan bir köy dolmuşu geldi. Köy dolmuşu geldi. Adam aşağı indi. Kapısını açtı. Eşimin arabasını indirdi. Engelli, o da engelli. O da indirdi. Adam geri gitti. Eşim de şöyle türbanlı bir şeydi. Ya dedim kendi kafamdan. Dedim belki bu bunun hanımıdır. Öyle düşündüm. Hemen dedim hanımefendi, hani o gitti ya, eşi gitti, şey o adam gitti ya, dedim hanımefendi, dedim zaten eşiniz de gitti, şöyle gelin de ıslanmayın dedim. O da ben evli değilim, eşim değil dedi. Zaten benim amacım da oydu zaten. Evet. Ve sonra çay teklim şey yaptım, ikram ettim kendisine. Sohbet ettik. Ve benim doktor ayağımın kesileceğini söylüyordu. Yani başka bir çare kalmadığını söylüyordu. Beni denemek için söylemişler. Eşim bana sordu, ayağınızda ne olacak dedi. Dedim ben de keseceklerini söylediler filan dedim. Eşim ağladı. Ağlayınca biraz daha ben etkilendim. Sonra telefonunu filan aldım derken görüştük, tanıştık. Allah'ımıza çok şükürler olsun. Güzel bir düğün yaptık. Isparta'da Yalvaş Bağkonak kasabasında güzel bir düğün yaptık. Çok buldum eşimi diyor mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Ne söylersiniz ekranlarımızdan eşini? Onu çok sevdiğimi söylüyorum. Yani onun bile inanamayacağı kadar. Onun bile aklına gelip inanamayacağı kadar çok seviyorum. Evet. Sizden son olarak bir şey rica edebilir miyim? Toplumumuzda çok fazla engeli olan insan var. Evet. Aslında onların engeli yok, toplum onlara engel oluyor diye düşünüyorum ben. Evet. Bir mesaj verir misiniz bu konuyla alakalı? Şimdi kardeşim, kaldırımı niye yapmışlar bize? Herkes kaldırımdan gitsin ve engelli arkadaşlarımız kaldırımdan gitsin. Kaza falan yapmayalım diye. Ben o gün kaldırıma çıktım, rahat gideyim diye. Gittim bayağı bir yarım saat gittim. Benim ineceğim yerine bir araba koymuşlar. Şimdi oradan tekrar mı döneyim? Ya ben niye, bana yol yapılmış ama benim yolumu niye kapatıyorsun ki sen? Sen kapatmıyorsun, ben rahatça gideyim yoluma. Ondan sonra ama gidip içinde hiç kaldırıma çıkmıyorum. Hep yoldan gidiyorum. Yok çünkü yani. Çıkacağım yerleri kapatıyorlar. Duyarlı olsalar. Biraz daha duyarlı olsunlar. Çok memnun. Allah razı olsun. İnşallah bir daha bir muhabbet ederiz. İnşallah. Tamam. Keyifliydi. Çok sağ olun. Efendim şimdi bizim sokaklarımız, insanlarımız öyle insanlar ki Tuncay abim gibi pazarda mesela birisine bir dokunuyorsunuz bir aşk hikayesi çıkıyor. O kadar da güzel bir aşk anlattı ki bize, vefa içeriyor, sevgi içeriyor, 13 yıllık mutluluk içeriyor. Peki bir diğer anlattığı konu neydi? Engelliler. Engelli insanlarımıza engeli biz olmayalım. Onlar için yapılan şeyleri en azından kapatmayalım. Yeni bir şey yapamıyorsak yapılana zarar vermeyelim. Doğru mu? Evet, evet benim. Yokuş yapmış bize belediye ama kapalı. Ben kullanamadan sonra o yokuşun ne faydası var? Buradan da söylemiş oldum. Evet. Peki.
Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Bütün belediye çalışanlarına, bu otobüs şoförlerine, zaptalarına, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İlk önce belediye başkanımıza, onu çok seviyorum. Allah ondan razı olsun. Bizim otobüslerimize, binmelerimize sorun çıkmıyor. Çok yardımcı oluyorlar. Allah onlara razı olsun. Pazarlarda bizi idare ediyorlar. Etmeyebilirler mesela. Herkesi kovalıyorlar. Biz de kovalayabiliriz. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Eşimi çok seviyorum. Aşk mesajlarıyla bitirdik efendim. Evet. Buyurun. Hayır işler diliyorum Tuncay abime. Efendim sokak konuşuyor Güzel Oba semt pazarında. Hakikaten bir program bizim için çok keyifli oluyor şu an çekerken. Umuyorum sizin için izlerken öyle olur. Biraz daha devam edeceğiz. Daha sohbet edeceğimiz kişiler var. O zaman biz Güzel Oba'da devam edelim. Efendim merhaba, nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, sizi sormalı. Biz de çok iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Tanıyabilir miyim sizi? Filiz Gültekin. Kaç yaşındasınız, ne iş yapıyorsunuz? 40 yaşındayım, çiftçiyiz. Ne yapalım işte, uğraşıyoruz böyle işlerle. Nerede oturuyorsunuz? Güzelbağ'da. Güzelbağ'da. Ne yetiştiriyoruz? Marul. Yeşillik. Yeşillik yani bizim iş. Önceden domates ekiyorduk, sonra yeşilliğe döndük. Yeşillik daha mı kolay, hani verimi daha mı? Tabii, işçiliği bir de az olduğundan. Yani önceden yoktu, domates vardı çoğunluk, sonradan yeşillik oldu. Yeşilliğe döndük. Evet. Domatesi falan hava şartı çok etkiliyor diye biliyorum. Hava şartı yani yetiştirmesi zor, masrafları çok zor. Yani masrafları şu ortalamaya göre 3-4 kat fazlalaştı zaten, evet. Soba yakılıyor, ilacı var. Tabii. Bugün ne yapıyorsunuz? Pazarda? Evet, alışverişe geldik. Eve gideceğiz işte. Eve gideceğiz. Neler aldın? Elma, portakal, meyve aldık. Şimdi havalarda soğuk, tam portakal diyoruz. Evet, tabii ki. Peki mesela böyle yaza girerken hiç şey yapıyor muyuz biz? Böyle biraz daha sağlıklı beslenelim. Dikkat ediyor musun? Vallahi ben ne diyeyim, halimden de belli. Organik besleniyor. Tabii, kendi yetiştirdiğimiz mahsuller, komşularımız, yani kendi yetiştirdiğimiz dediğimiz zaten pazara çıkardığımız mahsulleri kendimiz yetiştiriyoruz. Hani öyle zehirli mehirli diye şey yapıyorlar ya, önceden de o. Ta eski zamanda. Arı salmaya başlayalı bile ne kadar zaman oldu ben bile hatırlamam. Evlendiğimde başladık aşağı yukarı. 23-24 seneyi geçti. Tabii arıyı saldın mı zehirli zehirli. Zaten zehri saldın mı arı ölür içinde. Tabii. Bu bambu sarılarını diyorsun. Evet, bunu bilinçle hani çoğu pazardaki alıcıların bilmiyor. Ama bilmiyor. Vatandaş, özellikle vatandaş bilmiyor. Zehirli hormonu, zaten o zehirli hormonlu olsa arılar ölür içinde. Bizden önce arı biliyor. Tabii. Onu sağlıklı olduğu için arıyı salıyoruz içine. Peki şunu da hemen soralım. Pazarlarda biz alışveriş yapmayı markete göre daha çok seviyoruz sanki. Evet, taze olduğu için. Valla gözün göre göre elleye elleye baka baka alıyoruz yani. Onun için. Şimdi geçen gün bir yani ismini vermeyen alışveriş merkezinden portakal aldım, don almış. Yani biliyorsun iyi kötü burada mahsul yani esnaf da biliyor nasıl alacağını, koruyacağını. Onun için burayı tercih ediyorum ben, taze olduğu için. Yani ortam da daha sıcak değil mi pazar? Tabii. Gel. Burada da komşu var şimdi. Kız kardeşim. Kardeş mi? Kardeş. Ablam. Siz de tanıyabilir miyim? Kezban Aslan. Ya biz domates yetiştiriyoruz, özellikle yazın yetiştiriyoruz yaylada. Maliyetlerimiz çok yüksek, onu bildirelim. Maliyetimiz çok yüksek, fidanlarımız çok pahalı. Her şeyi bekliyorlar ama biz nasıl para kazanacağız? Masrafımız çok, aşırı derecede. Hani bu bir şey gelsin bize. Fiyatlarda bir düşüş olsun. Biz bunu istiyoruz. Gübrelerimiz fiyatlı. Kaliteli yetiştiriyoruz ama maliyetini alamıyoruz artık. Şu 1,5 sene önce fiyatlar düşüktü. Üstüne katlayınca hepsi daha fazla oldu. 3 katı, 5 katı oldu. Fideler olsun, domates hani şeyler olsun, gübreler olsun. Hani sambrası olsun, her şeyi. Maliyeti çok yüksek. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyoruz millet olarak. Buraya gelelim, çantalarımızı alalım. Böyle alışveriş yapalım. Niye? Pazarın avantajları neler marketlere göre? Daha taze geliyor günlük. Günlük geliyor, marketlerde bekliyor. Kaliteyi burada bulabilirsiniz. Lezzetli, güzel, hani insanlarımız tanıdık, pazarcılarımız, onlar da kazansın. Ben kendim de yapıyorum yazın, kendim alımı kendim de getiriyorum. Hani burada daha güzel sebze bulursunuz. Hani buralara davet edelim herkesi. Artık sosyal medyadan da internetten sipariş veriyoruz. Yeni uygulamalar var biliyorsunuz.
oturduğumuz yerden marketten sipariş veriyoruz ama buradan görerek almanın tadı da başka. Tabii. Daha kaliteli, günlük herkes halden alıyor, kendi malını getiren getiriyor. Pazar daha önemli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir el sallayalım mı o zaman? Buradan bir el sallayalım efendim. Efendim şimdi ben onun boyuna gelmeye çalıştım, oturdum. Ben oturunca sen ne yaptın? Ben de oturdum. O da oturdu, o zaman böyle oldu. Dur kalkalım biraz. Kalktık. Merhaba, ismin ne? Kaan. Kaan, nasılsın Kaan? İyiyim. İyisin. Çok teşekkür ederim, biz de çok iyiyiz. Kaç yaşındasın? 8. 8 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Evet. Nasıl dersler? İyi. Büyüyünce ne olacaksın? Özel harekat. Özel harekatçı. Vay. Beğeniyor musun özel harekat? Evet. Çok başarılılar. Sen de olacaksın. Evet. İnşallah. Çak o zaman. Çaktık. Aferin sana. Efendim Kaan da pazardaydı bugün. O da ileride özel harekatçı olacakmış. Annesi de bir yandan bizi çekiyor. Bir anneye de dönelim mi? Hadi gelin de hissederim. Efendim nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Şöyle Kaan'ı da yanıma alayım. Nasıl gidiyor pazarda alışveriş? Valla güzel gidiyor. Biz her cuma günü geliyoruz zaten mümkün olduğu kadarıyla. Tabii ki marketlerde de ürünler var ama burada en azından seçerek alıyoruz. Ben görerek sormadan siz cevapladınız. Artı buranın esnafı gerçekten güzel. Çünkü hani seçmeye ve şeye, yani alışverişe rahatlık sağlıyorlar. Bir de samimiyet var burada. Yani önemli olan bu zaten. Çünkü hani artık o apartman aralarında sıkışmışlık olduğu için insanlar burada sohbet ediyorlar, samimi oluyorlar. Birbirleriyle tanışıyorlar ki benim burada bir sürü arkadaşlıklarım oldu yani. 20 yıldır gelip böyle alışveriş yapanlar varmış. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Yani artık şey, aile dostu olma seviyesine geldiğimiz insanlar var. Öyle söyleyeyim. Mesela şöyle de bir şey yok mu? Bir şeyi aldınız, markete götürüp ertesi gün onu soramazsınız bu kötü çıktı diye ama pazarda yapabilirsiniz. Ya hani marketlerin iade olayları var, o ayrı. Ama şu var, şimdi buradaki insanlarla sürekli yüz göz olduğumuz için mesela bu abi sürekli burada. Yani gelip dediğiniz gibi rahatlıkla hesap sorabiliyorum ya da işte ya bu hafta malın iyi değildi öbür hafta değiştir deyip ben onunla trip yapabiliyorum, kapris yapabiliyorum. O yüzden güzel oluyor. Pazarlar daha sıcak, daha sabit. Kesinlikle, kesinlikle. Efendim çok teşekkür ediyorum. Güzel alışverişler. Bay bay. Bay bay Kaan. Görüşürüz. Efendim güzel Oba Semt pazarındaydık. Bugün herkesle sohbet ettik. Küçük Kaan'la da sohbet ettik. Kocaman kocaman insanlarla, büyük hayalleri, büyük geçmişi olan insanlarla da sohbet ettik. Aşk hikayelerine değindik. Engelliler için mesajlar verdik. Fiyatları dahi konuştuk. En sonunda dedik ki pazardan alışveriş yapmanın, bugün konumuz oydu, pazardan alışveriş yapmanın avantajları. Bunların hepsini konuştuk. Umuyorum evinizde güzel sohbetlere sebebiyet vermişizdir. Biz çekerken çok keyif aldık. Siz de izlerken keyif aldıysanız bu bölümün sonuna geldik ama emin olun bir sonraki bölüm daha da keyifli olacak. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.